Ne haber? Bugün bir değişiklik yapayım dedim. Böyle dışarı çıktım. Dışarıda kaydedeyim podcast dedim. Ananın amı tar 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 tar. Sabahtan beridir bir adet kamyon kafa sikmek suretiyle park edecek park yeri bulamadı pezevenk. Bak bir oraya park ediyor. Orayı beğenmiyor. Sonra aha yanıma geldi. İbnenin evladı. Orayı beğenmiyor, yolun karşısına park ediyor. Orayı beğenmiyor, tamirat kamyonu evi tamir edecek. Orayı beğenmiyor, başka bir yere gidiyor. Orayı beğenmiyor, başka bir yere gidiyor. En son anasının amına park etti. Ha, kapattı kontağı pezevenk, iyi. Uf, bak sabah sabah küfür ettirdi ya. Oh be. Bak dünya varmış değil mi? Neyse. Ne haber konuk, ne yapıyorsun? Konuk diyeyim. İyi akşamlar burası Kaybedenler Kulübü. Yok ya, şey anlatacağım. 2 gündür böyle bir tane internet sitesi buldum. Abidik gubidik cin filmleri var, tamam mı? Ama neler neler. Dün bir şey izledim de. Neydi adı ya? Dur bak telefondan bakacağım. Unuttum şimdi bunlar. Cin filmleriyle dalga geçmek isteyen ama bir türlü galiba beceremeyen bir güruh. Bak bir dakika, bakmam lazım. Neydi neydi? Filmin adı şu: Üç harflilerin musallat olduğu büyülü konakta ruh çağıran gençlerin hazin hikayesi. Ya şimdi bunlar böyle hem birazcık korku verelim hem de şey yapalım. Nedir onun adı? Dalga geçelim. Yani bizim film tırt olursa en azından komediye çevirelim de biz komedi için yapmıştık oğlum zaten deriz. Demişler yani. Ama şey vardı. Nedir onun adı? Böyle klişe komiklikler vardı. İster istemez güldüm anasını satayım. Şeyi seyrediyorum şimdi. Cin filmi. Neydi adı? Dur. Kafir. Abi cin filmlerin adları niye böyle? Kafir. Kafirün. El cin. El alem. El boku. El kadı ve lakat hasana. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ha, yapın güzel bir isim bir şey. Cin filmlerinin adı Abidik Gubidik. Bir de filmleri öyle bir yapıyorlar ki herhalde uzun çekiyorlar anladığım kadarıyla. Başka bir açıklaması yok çünkü yakıştıramıyorum öbür türlü. Filmi uzun çekiyorlar ve hani süreye sığdırmak için kesiyorlar ama atlaya atlaya gidiyor, anlamıyorum. Mesela birine bir büyü yapılmış, tamam mı? Birine bir büyü yapılmış abi. Sonra bu büyü tutmuş. Bu büyü kim yapmış? Niye yapmış? Sürekli bir de şeyler var. Büyücü teyzeler var. Sürekli böyle götünden uydurma dualar ediyor ama dua ederken de sanki teyze şan dersi almış. Bu şan dersiyle beraber efsanevi dua. Vel hala hebele diye böyle şan dersli bir dua ediyor. Yani dua da demeyelim, şey yapıyor, bir şeyi çıkartıyor. İşte cin mi çıkartıyor, büyü mü çağırıyor, neyse. Etrafında da hep yüzü kapalı kişiler var, kadın çarşaflı. Onlar da cin galiba, bilmiyorum yani. Bir de böyle teyze bu ritüeli gerçekleştirirken ileri geri sallanıyor. Bir de böyle durumlarda ve böyle filmlerde mutlaka ve mutlaka bir tane hoca efendi olur, tamam mı? Bu hoca hep yardımsever olur. Hep asık suratlı olur, pezevenk. Gülümsediğini bir kere görmeyiz anasını satayım filmde. Neyse, dünkü şu kafir filmini anlatacağım bak. Bu gene böyle bir hocaya gidiyorlar, tamam mı? Ha, daha doğrusu şöyle oluyor. Filmin kısa özeti. Adamla kadına bir büyü yapılıyormuş.
hocaya gittiklerini anlıyor bu. Modern, gayet modern insanlar böyle. O hayatta böyle hocaya gidecek tipler değil ama onların arkadaşları var. İşte hocaya gidelim falan diyor. Adam kadına büyü yapılmış neyse. Kadının kız kardeşi de bunlarda kalıyor. Bir gün bir uyanıyorlar abi. Kız ölmüş. Kız sürekli herifin rüyasına giriyor. Beni sen öldürdün. Beni sen öldürdün. Abi de sesler hep böyle. Ben de bunu da idrak edemiyorum. Niye böyle? Beni sen öldürdün. Helal helal. Helal helal. Yani tuhaf bir durum. Kız böyle cin mi olmuş artık? İçine cin mi kaçmış, ne olmuş? Sürekli aynı. Yani bütün cin filmlerinde aynı ses tonu. Bir de çoğunda ne dediği anlaşılmıyor. Bak şöyle bir şey diyor. Ne diyorsun oğlum? Yani cinler böyle mi konuşuyor? Şimdi bir rivayete göre de cinler tersten konuşurmuş. Böyle tersten görürmüş. Ayna hesabı. Aynanın diğer tarafındaymış. Paralel evren gibi bakarsak. Değişik abi bu konular. Dur bugün bunu konuşalım o zaman. Neyse. Bu kız böyle bu herifin rüyasına giriyor. Herif de arkadaşlarına diyor ki birader, bu sürekli benim rüyama giriyor. Ben bir bok yapmadım. Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Bu da bak modern bunlar, acayip zengin falan tipler böyle. Kanka ya, bir tane hoca efendi var, bu işlerden süper anlar. Gidelim kanka, ona o halleder kanka. Öbürü de hiç etmiyor, gidelim kanka falan. Tamam gidelim. Gidiyorlar hocaya. Ya asık suratlı. Evladım sana büyü yapılmış. Helal helal. Diyor ki sana yapılan büyü tutmuş. Karına yapılan büyü tutmamış. Diyor. Bir de bunun tutup tutmaması var ha moruk, böyle bir durum var. Büyü tuttu, büyü tutmadı. Lan ağaç mı ekiyorsun, fidan mı ekiyorsun, tuttu tutmadı. Neyse. Bir de diyor ki hoca belki de tutmuştur. Belki de büyü başlangıç zamanını bekliyordur. Ölü. Tırt. Neyse. Ondan sonra diyor ki işte arkadaşları karından uzak dur ki büyü ona da bulaşmasın. Falan filan. Neyse bu uzak duruyor. Bu arada evde sürekli bir şeyler fırlıyor sağa sola, tamam mı? Fışt fışt fışt. O kırılıyor, bu fırlıyor, o hopluyor. Filmin son 10-15 dakikasını seyretmedim bak. Bir şey var, komiğime gitti. Neyse hoca diyor ki bak diyor, arkadaşınız evde yalnız kalsın. Ben ona muska yazdım. Bir sikim yapamazlar buna diyor. Ondan sonra öbür ikisine de diyor ki bunun o modern arkadaşlarına, siz de falanca yerdeki mezarlığa gidin. O mezarlıkta bir mezar var, onu bulun. Mezarın üstünde muska var, onu alın gelin. Oğlum tamam hacı, neyse. Ama bak bunlar deli sikmiş gibi gecenin bir yarısı gidiyorlar mezarlığa. Köy yollarını da göreceğin Allah'ın siktir ettiği yerler. Var ya yani, sikseler beni, ben oraya moraya gitmem. Sıçarım mezarlığına, yani bana ne abi. Neyse tır 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 gidiyorlar. Sağda solda ışık yok oğlum. Bırak insanı, hayvan yok. Neyse gelirken bir iki kafa dar konuşuyor. Gidelim abi, arkadaşımıza yardım edeceğiz, bulacağız bunu. Biraz ileride şurada bir teyze var, teyzeye soralım mı adres? Lan gerizekalı. Saat sabaha karşı 2-3 falan. Zifiri karanlık, ay ışığı bile yok. Teyzenin orada ne işi var? Teyze dediği de nasıl biliyor musun? Böyle kapşonlu, kafayı örtmüş böyle, hafif böyle kamburumsu duruyor. Böyle görmüşler onu. Ben zor gördüm ekranda. Neyse. Gidiyor duruyor. Teyzeciğim iyi akşamlar. Amına kodumun çocuğu, bir suratına baksana. Ne teyzeciğim, ne iyi akşamları lan. Bir kafanı çevir, bir suratına bak. Teyze nasıl bir şeymiş bir gör. Ben suratı görüyorum. Teyze bildiğin alien amına koyayım. Alien. Alien var ya o işte. Ağzından gözünden kara kara bir şeyler çıkıyor. Sonra diyor mezarlık ne tarafta teyzeciğim diyorlar. Şu tarafa gidin diyor, tamam mı böyle? Teşekkürler teyzeciğim diyorlar. Öbürü de diyor teyzeciğim bu saatte sen burada ne yapıyorsun? Ananın amını yapıyor. Orospu çocuğu, sence orada ne yapabilir bu saatte? Kadın da diyor ki evlatlarıma yemek götürüyorum. Elinde de böyle abidik gubidik bir şey var. Sonra buna diyor ki siz deyin. Bunlar
kardeşim, bizim işimiz var. Bu gerizekalılar devam ediyor yola. Devam ediyor dedim. 2 metre gidiyor arabayla, sonra diyor ki ya teyzeyi de alsaydık gecenin bu vakti. Bak bak bak, kafalara bak. Al teyzeyi de gör ananın amını tersten. Teyzeyi de alsaydık falan. Bir duruyorlar, kafayı bir iç iniyorlar arabadan. Oo, teyze yok. Koş koş koş. Yürü yürü yürü. Bas bas bas. Amına kodumun çocuğu, ne bekliyorsun? Teyze yok diyor. Pezevenge bak. Sabaha karşı saat 2'de Allah'ın siktir ettiği yerde ışık yok, insan yok, hayvan yok. Öyle bir şey görmüşsün. Sonra da bir arkasına bakıyor, teyze yok. Ne bekliyorsun? Teyze orada mı yaşıyor zannediyorsun? Teyze oturdu mu orada? Yani oranın tapusu teyzenin üstüne mi zannediyorsun? Ne bekliyorsun hacı abi? Seni deli mi sikti sabah sabah ya? Bu kadar seyrettim ha. Sonunu seyretmedim. Mezarlığa gidecekler mi? Şimdi bak, bunu pause ederim. İzlerim, sonra devam ederim, tamam mı? Yani aynı podcast içinde birazdan dinlersiniz bunu. Hatta şöyle yapacağım bak. Podcast'te bir tane pencere açacağım. Teyzeyi falan koyacağım, tamam mı? O screenshot koyacağım, ondan alacağım bir şey yapabilirsem. Ya bildiğin gibi değil abi ya. Ondan önce dün başka bir film izledim. Bambaşka bir şey. Dur bak, onun adına bakacağım. Ya aslında bu filmleri biraz eskiden dinliyordum ben, izlemiyordum. Ya sonra dinleyince çok saçma salak geliyor. Dedim bari bakayım. Hani sinematografik olarak ne yapmış paşalarım? Sinematografi falan, yani biliyoruz da konuşuyoruz moruk hani. O yüzden bakıyorum şimdi. Ha bak, bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim filmin adı Kafir. Bu dün izlediğim filmin adı da Cin Çeşmesi Kafirun. Bak hatta ben buna puanlama vermişim. Oyunculuk 1-10. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü bir köye gitmişler, düşük bütçeli çekiyorlar. köyden adamları toplamışlar, çekmişler muhtemelen. Hikaye 6-10. Hikaye güzel. Hikaye ama işlenememiş. Çünkü kırpmışlar sürekli senaryoyu. Bir şeyleri kesmişler. Hikaye güzel aslında. Cin Çeşmesi. Bu şey olayı güzel. Hani hikayenin özü çeşme başında falan. Ama yansıtamamışlar. Senaryo 1-10. Bu kadar sıçık bir senaryo olamaz. Abi kız ölüyor. Niye ölüyor? İntihar ediyor. Neden intihar ediyor? Bildiğim Flash TV yapımı gibi görüntüler falan böyle. Yönetmene de 1-10 verdim. Senin yapacağın işe balgam atayım kardeşim. Kamera 3-10. O 3 puanı kameramana niye verdim onu da söyleyeyim. En azından kamerayı açmış. Proporsiyon göstermeyi yapmaya çalışmış ama gene olmamış abi. Her kafayı ortalayamazsın. Bakış boşluğu diye bir şey var. Bak bak bak, bunlar teknik bilgi hacı. Işık 4-10. Işık 4-10 niye? Aslında 4 çok lan. Niye 4 vermişim ben buna ya? Çok oğlum, hep gün ışığında. Akşamda dayamış şeyleri, sarı kafaları. Neyse. Ses, müzik, sound effects 3-10. Müzik hani galiba yaptırılmış müzik. Kullanmışlar o yüzden tın 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 tın. Sound effects'e neden şey verdim? Çünkü sesi köklememişler, dayamamışlar diye bir şey yok. Makyaj 6-10, genellikle özel efekt değil de yani bilgisayar efekti değil de şey kullanmışlar. Realistik makyaj kullanmışlar, en sevdiğim. Ama onu da çok az kullanmışlar. Herhalde onda da yani hak veriyorum. Malzemeler pahalı, malzeme gitmesin diye, ama yapan güzel yapmış. VFX birkaç yerde kullanmışlar, duman muman efekti falan yapamamışlar. Ona da 1-10. Kurguya da 1-10 veriyorum ama kurgucudan dolayı vermiyorum. Yine yönetmenden dolayı veriyorum. Yani filmin geneli 2.7 mi oluyor? 2.8 mi? Öyle bir şey. Neyse, ben Kafir'i seyredeyim. Ondan sonra şey yapacağım, onunla ilgili devam edeceğim. Konumuz cinler. Şimdi cinlerle ilgili az bilinen şeyler, çok bilinen şeyler falan filan. Bir sürü insan bir sürü şey anlatıyor, tamam mı? Şimdi cinler olabilir, olmaya da bilir. İnanabilirsiniz de, inanmayabilirsiniz de. Fakat bazı insanlar var, böyle
inanılmaz derecede yaşamış gibi anlatıyorlar. Gerçekten belki yaşamışlardır. Bazı insanlar da bu cin hikayelerini alıyor, üstüne bir şeyler ekliyor. Kendi yaşamış gibi veya her zamanki şehir efsaneleri gibi bir arkadaşın abisinin çok yakın bir arkadaşı yaşamış gibi gayet güzel patır patır anlatıyor, ekliyorlar. Şimdi mitolojiye bak, mitolojiye bakalım diyorum. Yani mitolojik bir varlık cin dediğimiz şey. Ya tabii inanıp inanmamakta özgürsünüz. Olabilir, olmayabilir. Aslında bunu tartışma yapsak, böyle bir canlı canlı chat falan yapsak da neyse ya, benim bu konu hakkında böyle aşırı bir bilgim yok açıkçası. Ama bütün cin filmlerini seyretmiş biri olarak tartışabilirim. Çok saçma şeyler var gerçekten. Hani film olarak değil de hikaye olarak da bize küçükken anlatılırdı bak. Derlerdi ki akşamları ağaç dibine işeme. Lan çocuksun, nereye işeyeceksin amına koyayım? Top oynuyorsun orada, koşa koşa eve geldin, eve mi işeyeceksin, geri çıkacaksın? Eve gelirsen bırakmazlar bir daha dışarı. Sonra başka saçma sapan hikayelerde şöyle bir de bir şey var. Eğer ki yemek yerken sol elinle yersen şeytana ya da cinlere yedirmiş oluyormuşsun. Böyle bir durum var. Hani solaklar sıçtı, o zaman yapacak bir şey yok. Ama en çok şey şu. Gece ıslık çalarsan, böyle ıslık çalarak dolaşırsan cinleri çağırıyormuşsun. Çünkü cinler partilerinde, eğlencelerinde ıslık çalarlarmış. Müziği oymuş cinlerin. Yani böyle davul zurna falan yok. Eğlence, düğün müğün olunca aa cin, eğlence. Bizde nasıl halay malay, şarkı, türkü, Rain Man çıkıyor söylüyor. Bunlarda da cin men çıkıp ıslık çalıyor galiba. Hani başka açıklaması var mı? Yok. Tamam, şimdi pauzu yapıyorum, sonra devam edeceğim. Yeni yaz dizimiz Dayımın Arkadaşları yarın akşam Tırt TV'de. Dayımın Arkadaşları, kaçırmayın. Evet, Anadolu Tatmin 71 kıvamında bir reklam arası verelim dedik ama bir şey uyduramadım. Neyse, yok oğlum reklam meklam. Sabah çekiyordum az önce dinlediğini, şimdi devam ediyorum. Neyse, bu kadar da şeffafım. Filmi izledim, bitirdim. Kafir filmini. Hikaye şuymuş. Herifin bir karıyla ilişkisi varmış da karı da demiş ki karında boşayacaksın, benle olacaksın. Filmin sonunda görüyoruz bunu, ne alakaysa. O da şey, karısının arkadaşı ama adam da diyor ki hayır olmaz. Kadın da büyü yaptırıyor buna. Büyü yaptırırken de isimleri yanlış vermiş. Adama tutmuş, büyü kadına tutmamış, o yüzden isim yanlış olduğu için. Neyse, hani bu anlattım ya, mezarlık arıyordu iki dangalak gecenin bir yarısı. Ha, o dangalaklar işte mezarlığı buluyorlar. Mezarlıkta bir de siyah gömlek giymiş bir dayı var ama normal insan. O diyor ki narınız gecenin bu vaktinde buralarda. Onlar da diyor dayı böyle böyle gezmeyin ha buralarda falan diyor. Gayet normal karşılıyorlar. Tamam dayı falan diyorlar. Buluyorlar işte o büyüyü, ne hikmetse böyle yakıyorlar falan böyle. Başka bir şey yaparken izledim yan ekrandan. O yüzden çok da dikkat etmedim o kısma. Ondan sonra bu adamı, büyü yapılan adamı büyücü hoca ziyaret ediyor. Ama üç gözü var, alnında bir göz daha var böyle. Diyor ki cinler musallat olacaklar. Sonra bu büyü yaptıran kadın yanlış büyü yaptığı için cinler buna diyor ki sen misin lan yanlış büyü yapan, bizi yanlış yapsın, amına koyacağız şimdi diyor. O karıya musallat oluyorlar, çığlık atıyor, bitiyor. Bu kadar tırtanogenez bir film yani. Şimdi bugünkü filmimiz de izlemeye başlayacağım, ondan sonra onu anlatacağım. El Ummar, Cin Yuvası. Bakalım bu nasılmış. Her zamanki gibi başladı işte. Ben şöyle yapardım. Ben böyle yapardım. Bu hazin bir hikayedir. Gerçek bir hikayedir. İşte uzaya yasal zorunluluktan dolayı adını değiştirdik ya. Kimi sikiyorsun lan sen? Vaktiyle yazdım böyle bir senaryo. Hala da bir kenarda duruyor. Bir gün iyi bir param olursa çekeceğim onu.
Ama bir şey diyeyim, harbiden gerçek hikaye. Ya abi şimdi cin filminde olması gereken şeyler, bir bak sayıyorum: büyücü, büyücü yaşlı, pislik, iğrenç sıfatlı bir büyücü. Bu şart. Cin filminde olmazsa olmaz. Bu bir. İki sayıyorum: hoca, sakallı, yaşlı ya da orta yaşlı, hafiften nur yüzlü olursa daha iyi tabii. Üçüncüsü cin. Ama bu cin tam olarak gözükmüyor. Yani başrolün büyü yapılan kişinin kılığına giriyor. Büyü yapılan kişiye makyaj yapmak suretiyle büyü yapılan kişiyi ortaya çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani böylece cin çıkıyor ortaya. Dört, bak bu çok önemli: ses efektleri. Viyak viyak bağırtıracaksınız. Viyak viyak sesler çatlayacak, patlayacak, zortlayacak, yani o derece. Bu da insanları korkutuyormuş. Bu insanları korkutmuyor. Arkadaşlar, sayın sayın şeyler, şöyle anlatayım ya, küfür de etmek istemiyorum şimdi. Bunların arasında bir manyak var. Bu cin filmlerinin işte yapımcı mapımcı bilmem ne. Bak ben de yapımcıyım, kendime de diyor olabilirim ha. Bir manyak var. Otu boku mahkemeye veriyor, tamam mı? Bir yerden olur ya, sonra duyar izler. O yüzden küfür etmek istemiyorum ama hani ben söyleyeyim yani. Öyle bağırtınca falan insanları bu iş olmuyor. Anladın mı? Yani viyak viyak bağırtınca hani korkunç olmuyor. Kapatıyoruz filmi. Öyle söyleyeyim ben sana. Velhasıl nerede? Dur bak. En baştan toparlayalım. Cin filmi yapmak için gerekenler. 1. Büyücü. Kadın adam fark etmez. Yeter ki çirkin ve iğrenç olsun. Fitne fesat fücur olsun. 2. Nur yüzlü hoca. 3. Makyöz. Makyöz çok önemli. Cini öyle yapacaksın. 4. Envai çeşit iğrenç sakat at. Evet abi, maalesef. Cinler bunları seviyormuş. Ya sakatata tamam, kokoreçi falan hepimiz seviyoruz da, ya cinler pişmemiş yiyormuş bunu falan filan falan filan. 4, 5. 5, bu da çok önemli. Eski paslı makas, bıçak. Bir de işte sürekli yanıp sönen lamba. Bunlar varsa abi derhal cin filmini çekebilirsin. Vallahi çok ciddi söylüyorum ya. Benim bir arkadaşım var. Bu filmlerden birinde herif başrol oynadı abi. Başrol oynadı ama filmin bütçesi çok düşük. Söylemiyorlar ama hani algılayabiliyorsun. Filmin bütçesi çok düşük. Kendisinden de teyit aldım. Aynen dediğim gibi bu kadar basit şeylerle hani bir köyde veya dağ başında bir yerde çekiyorsun. Bir iki tane terk edilmiş ev olsa da olur, fark etmez. Dolayısıyla hani çok bir masrafın olmuyor. Hatta neredeyse hiç masrafın olmuyor. O yüzden cin filmlerine bu kadar rağbet geldi. He, mantıklı mı? Değil. Çünkü her önüne gelen, bak hesap şu: abi şimdi bilet parasından hesap yaparsak, işte ben 30 bin biletten sonra 30 bin kişi izlerse bunu, 30 bin biletten sonra kâra geçiyorum. Ya oğlum sen bunu düşünme, sen bir filmini çek, film bir güzel olsun. Yok abi, ya bizim millette kafa böyle çalışıyor yani. Abi 30 bin biletten sonra kâra geçiyoruz. Abi şuradan şunu kısayım, buradan bunu kısayım. Kısma abi. Kısınca olmuyor işte, gördük demin. İzlediğim filmi gördük yani. O yüzden kısma, gerek yok yani. Şimdi bu serileri izleyip izleyip şey yapacağım. Arada anlatacağım böyle, tamam mı? Hikayeyi de anlatayım. Bu El Ummar cin yuvası. Gerçek bir hikayeden uyarlanan. Bak zaten, ha bir de şu: cin filminin başına mutlaka bunu yazmak zorundasın: İzleyeceğiniz film gerçek bir hikayeden alıntıdır. Bunu yazmak zorundasın. Yoksa kimse seyretmez. Düşünsene, açıyorsun televizyonu. Aa, cin filmi, tamam bakayım. Aa, gerçek hikaye değilmiş, değiştiririm, ben seyretmem bunu falan. Öyle bir şey yok oğlum. Ne alakası var? Ondan sonra bakayım ne yazıyor. Yaşanmış olaylardan kaleme alınan filmde çocuk yaşta babasını kaybeden Miraç, babaannesi döne... Miraç mı? İsmail Tırtınoğlu mu lan o Miraç Tırtınoğlu? Yok yok. Babaannesi döne ile birlikte yaşamış.
Miraç dini görevlerine oldukça düşkün biridir. Fakat babaannesiyle kötü büyüler yapan bir kadındır. Oo, döne teyze, döne nine, ne yapıyorsun? Yaptığı büyüleri Ummar cin kabilesinin yardımı ile yapar. Bunlar da kabile arkadaşlar, tamam mı? Kabile olmadan gezmiyor. Şey gibi düşün bunları. Hani taraftar grubu gibi düşünün herhalde. Miraç artık bu duruma dayanamaz ve İstanbul'a yerleşir. Miraç babaannesinin tersine insanlara yaptığı bakımlarla yardımcı olmaktadır. Bakım. Bakım yapıyorum sana. Bakıyorum. Evet, baktım sana. Ya bakım dediği şey de hani vardı ya Şahan'la Cem Yılmaz'ın bir şeyi. Hasta bakmak. Oh, bakım dediği. Arkadaşlarından Miraç'ın adını duyan Esma Miraç'a bakım yaptırmaya gider ve şok edici şeyler öğrenir. Tamam lan, anlatacağım sonra, okumuyorum daha fazla. Neyse. O zaman şöyle yapalım mı? Ben şimdi bunu burada bitireyim acı. 20 dakikayı geçmiştir herhalde ya. Çok da hem kafanızı sikmek istemiyorum. Hem de çok da kısa olsun istemiyorum. Ama elimden geldiğince bir şeyler bir şeyler yani. Ha bu arada cin filmleri demişken bak. Gerçekten efsanevi bir film söyleyeyim size. Musallat. Kızlar bilirler. Burak Çivit, Çivit, Öz Çivit. Çivitoğlu muydu? Öz Çivitoğlu. Öz Çivit. En iyi film odur bence. Ya gerçekten en gerçekçisi Alper Mesci'nin bir filmi. En gerçekçisi, en iyisi oydu. Ben ilk seyrettiğimde etkilenmiştim. Hala açar açar izlerim bazen böyle. Gerçekten çok iyi. Hani herif para harcamaya şey yapmamış. Erinmemiş. Harcamış abi parasını ama güzel de çekmiş. Alper Mesci'nin ondan sonraki filmlerini bir iki bir şey yaptı ama çok tutmadım açıkçası ama bilmiyorum, belki de şeydir. Ama Musallat efsanevi, öyle söyleyeyim. Hala seyretmeyenler seyretsin. Musallat 2 de var ama bir efsanevi. Hele orada bir teyze var. Musallat teyze. Neyse tamam, hadi kapattık arkadaşım, hadi. Kendine iyi davran, bir sonraki podcast'e kadar. Çüss.